Seda Akdeniz'i tanıyor musun? Evet. Ne oldu? Şikayet mi etti bizi? Niçin şikayet edecekti? Ne bileyim ya. Yani bilmiyorum. Delinin teki yani eder eder. Gece aramışsın. Evet. Aradım. Neden? Özel. Özel. Bana bak kızım. Sesini keseceksin. Sorun çıkarmayacaksın, anladın mı? Vereceğim paranı, yarın gel konuşalım. Neden para verecektin Seda'ya? Şeyden... Onu bir... Özel. Ne özeli lan? Özeli mi kalmış bu işin? Kız öldürüldü. Ne? Seda öldü mü? Nasıl ya? Kim öldürmüş? Ya ben dün gece konuştum onunla. Gece yarısı parkta bıçaklanmış. Kim yapmış peki? Mesaj bırakmışsın Seda'ya. Seda kimle pazarlık yapıyordu? Aranızdaki mesele neydi? Borç verecektim ben, ihtiyacı vardı. Kimi kandırıyorsun lan? Sesini keseceğini söylüyordun kıza. Hem telefonda sesin pek arkadaşça gelmiyordu. Biri mi kesti sesini acaba? Bak bakayım şu fotoğraflara. Bu görüntüler sana bir şey hatırlatıyor mu? He? Nişanlımın beni aldattığını öğrenmiş, onunla şantaj yapıyordu. Ama biz Çetin'le konuşup hallettik meseleyi. Bu konu hakkında mı başkasıyla pazarlık yapıyordu? Kimle? Nişanlımın yengesiyle. Anneannesine sorun isterseniz. O da biliyor. Karnındaki bebeğin bile ondan olmadığını iddia ettiler. Ayırmaya çalışıyorlar bizi. Başka da bir şey bilmiyordum ben. Nişanlımı görebilir miyim? Nerede o? Bak kocuğum, de ki bana, ben bu kızı öldürmedim. Ama aranızdaki meseleyi bana anlatacaksın. Bekliyorum. Çetinciğim, bak canım kardeşim. Sabahın 5'inden beri ayaktayım. Çok yoruldum. Artık evime gitmek istiyorum. Ya anlatırsın? Bak, uğraştırma beni. Uğraştırma dedim. Şöyle oldu. Çetin Bey, ben olmadan hiçbir soruya yanıt vermek zorunda değilsiniz. Aşkım ben polise her şeyi anlattım. Yani sen beni aldattığın için Seda'nın bize şantaj yaptığını filan. Hayır, bu bizim özel hayatımız. Polise ne oluyorsa. Özel. Siz gidin Seda'nın katilini bulun ya. Yazık günah gencecik kız. Çetin Bey, buyurun çıkalım. Çıkalım.